Selam arkadaşlar. En çok gelen sorulardan biriydi. Admin bize kitap önerir misin? Tasarımla ilgili, sanatla ilgili. Hangi kitabı alalım falan filan. Ben de bununla ilgili hem kendi okuduklarımdan hem de okumadığım ama okunması gereken 25 sanat ve tasarımı karıştıran kitap listeledim burada. Ekranları karşınızda sizlere sunacağım. Bu belki seri hale de gelebilir. Bu videonun serisi. Hani seri 1, seri 2. Bu videoda 25 kitap tanıtırım. Diğer videoda bir 25 kitap daha tanıtırım. Ama hemen 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 bütün ihtiyacınızı giderecek ilk 25 set bu videoda olacak. Videoya geçmeden önce arkadaşlar, sanat ve tasarım eğitimlerinin verdiği Grafik Sanat YouTube kanalına abone olarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Şimdi bu videoyu kim izliyor bilmiyorum. Belki grafik tasarımcı, belki sanatçı veyahut da ressam veyahut da güzel sanatlar. Öncelikle okunması gereken ilk ama ilk. Bakın arkadaşlar, ilk kitaba diyorum, hani muhakkak okumanız gereken. Bu kitap okumak yani farz gibi bir şey. Neden biliyor musunuz? Düşünsenize, yaptığınız işin temelini anlatıyor. Evet, sanatın öyküsü sanat tarihi derslerinde dünyadaki hemen hemen bütün güzel sanatlar eğitimi veren üniversitelerde sanat tarihi dersinde okutulan kaynak kitaptır. Yani diyelim sen bu işin okulunu okumadın ama okullardaki sanat tarihi eğitimini de görmek istiyorsun. Bu kitap tam aradığın kitap. Ve bu kitap tasarımla ilgili, sanatla ilgili ve resim, mimariyle ilgili her şeyin başından, yani sanatın başından başlayıp günümüze kadar hemen hemen tüm sanatsal olayları anlatıyor. Bu kitap baya kalın bir kitap ve okuması çok zevkli. Bir dizi gibi. İnanın, Netflix dizisi gibi bir kitap. Sanatı baştan okuyorsunuz, sonuna kadar gelişimlerini öğreniyorsunuz ve bunu hikayeleştirerek anlatıyorlar. Bu da işin en keyifli, en güzel kısmı ve aynı zamanda sanatın tarihini de öğrenmiş oluyorsunuz. Yani ilk kitabımız sanatın öyküsü. Bu kitabı mutlaka okuyun. Belki satın alamazsınız ama benden duymuş olmayın ama böyle PDF falan yazarsanız belki bir yerlerde görürsünüz. Her neyse. Şimdi bakın arkadaşlar. İletişim ve grafik tasarım. Emre Becer. Bu bizim ülkemizden bir yazar. Hocamız. Emre Becer hocamız. Bu kitap bunu ben de okumuştum bir yere kadar. Daha sonra okuyamadım farklı işlerimden dolayı. Bu kitapta iletişimin ve tasarımın temellerinden başlıyor. Tasarımın süreçlerini anlatıyor. Aynı zamanda ben burada kitapların açıklamasını da yazdım. Belki videoyu durdurup ekstra burada okumak istersiniz diye sizler için yaptım. Burada grafik tasarım uygulama alanı ne olursa olsun dinamik bir anlatım gerektirir. Bu dinamizmin itici gücü iletişimidir. Sözel ve görsel bilgilerin insan arasındaki akışı olarak tanımlayabileceğimiz iletişim grafik tasarımın var olma nedenidir. Yani burada arkadaşlar iletişim ve grafik tasarımdan bahsediyor. Tavsiye ettiğim bir kitap. Yani okumanızı istiyorum muhakkak. Dediğim gibi buralar uzun olduğu için böyle sizi sıkmak istemiyorum. Videoyu durdurarak kendiniz de okuyabilirsiniz. Üçüncü kitap, görsel iletişim ve tasarım. Bu kitapta Tevfik Fikret Uçar hocamıza ait. Hocamız bildiğiniz üzere Eskişehir'de profesör, bir grafik tasarımcı hocası. Belki ilerleyen zamanlarda kendisiyle de bir canlı yayın da yapma fırsatı oluruz. Veyahut da yanına giderim, canlı bir şekilde video kayıt yaparız. Bu kitapta arkadaşlar görsel iletişim ve grafik tasarım diye geçiyor. Kitabın açıklaması yine burada yazıyor. Görünen her şey kendine has bir dil ile var olur. Bu varoluş aynı zamanda bir iletişim boyutunun da yaratılma sürecidir. Göstergeler yoluyla iletişim kuran insan aynı zamanda sembolik bir algı boyutu da yaratır. Devamını sizler de okuyabilirsiniz. Çünkü videoyu sizi sıkmak istemiyorum. Hani video millet uzun çekiyor. Uzuna gerek yok. Gerek yok. Kitapları tanıtıp çıkacağım. Bu kadar basit. Amacım sizi bilgilendirmek. Dördüncü kitabım tam benim tipim kitabı arkadaşlar. Yılın en iyi kitaplarını. Evet, neden söylüyorlar? Çünkü bu kitap çok satıldı. Yani tasarımcıların %99'u bu kitabı okudu. Bu kitap gerçekten ne özelliği biliyor musunuz? Burada açıklamasını da yazmışım. Tam benim kitabım bir font kitabıdır. Binlerce fontu alt alta sıralayan
Katalogvari bir kitap değil. Öyle olsa muhtemelen bir uluslararası çok satan olmazdı. Tersine gerçek öyküler üstüne kurulmuş hayli eğlenceli bir kitap elinizdeki Gutenberg'in ilk harf kalıbını dökmesinden, Steve Jobs'ın onları bilgisayarımızın font menüsüne doldurup modern zamanı font salgınlığının başlattığı ana pek çok şaşırtıcı ve hatta kimi zaman büyüleyici öykünün kahramanı bu kitaptan bahsedilen fontlardır. Yani bu kitap arkadaşlar birçok fontun da böyle hikayeye bir şekilde açıklamasını yapıyor. Helvetica neden ünlü? Yani komik şans neden kullanılmıyor? Bunun gibi kitaplar bir tasarımcının muhakkak okuması gereken bir kitabı. Sonuçta bunlar bir eğitim kitabı aynı zamanda. Hani hikaye olarak görme. Bunu bir eğitim kitabı. Yani sonuçta siz bu işin eğitimini alıyorsunuz değil mi? Okumanız lazım. Kaçıncı kitap oldu? 1, 2, 3, 4, 5. kitap. Grafik tasarım ne içindir? Bu zaten kapak da ilgimi çekiyor. Yazı ve el işareti bu. Dur. Dur anlamında sanırım. Kırmızı ve siyah zırtlık bir renk kullanmış. Dikkat çeken. Burada ne yazmışlar? Açıklamasını da ekledim buraya aynı zamanda. Grafik tasarım iletişim kurmak içindir. Seyirciler, izleyiciler, kullanıcılar, alıcılar, ziyaretçiler, katılımcılar, yoldan geçenler, tüketiciler, müşteriler ve aboneler. Ancak tasarımcıların tüm bu insanlarla ne derece temasa geçtiklerini çarpıcı şekilde değişkenliği göstermektedir. Bu kitapta arkadaşlar grafik tasarımcılar için muhakkak okuması gereken bir kitaptır. Zaten başlıkları burada yazıyor. İster alırsınız ister PDF'le bakabilirsiniz. İmgeden baskıya grafik tasarım arkadaşlar. Bu arada bunlar çözünürlüğü düşük ama net görmedim yani. Yoksa benden kaynaklı değil. Net halini görmedim. Bu kitabı da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu kitabı okumadım yani. Diğer kitapları okudum. Ama bunu tam okumadığım için detayına giremiyorum. O yüzden açıklamasını araştırdım internetten. Buraya koydum. Hani böyle okumak isterseniz burada. Bir diğer kitabımız arkadaşlar yine Türk yazarımız Özge Mardi Bayer hocamızın kitabıdır. Grafik tasarım rehberi. Ben bu kitabı genelde otobüste yolculuk yaparken okudum. Çünkü o zaman bana hediye etmişti kendisi. O zaman da yolculuktaydım bayağı. Çok keyifli bir kitap. Yani grafik tasarımın hem biraz tarihinden bahsediyorlar, hem grafik tasarımın sürecinden bahsediyorlar. Hem de biraz Photoshop, Illustrator ve InDesign'den uygulama yapıyorlar kitabın içinde. Çok güzel ve eğlenceli bir kitap. Aynı zamanda kitabın yanı sıra kitabın içinde videolar da var. Bu da işin eğlenceli kısmı. Ve geldik diğer kitaba. Görme biçimleri arkadaşlar. John Berger'in Görme Biçimleri kitabı. Bu kitap arkadaşlar görme algınızı bayağı değiştiriyor. Görme konuşmadan önce gelişmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir. Ne var ki başka bir anlamda da görme sözcüklerden önce gelmiştir. Ya bu kitap arkadaşlar bakış açınızı bayağı bir değiştiriyor tasarım anlamında. Hani adı üstünde görme biçimleri. Yani görüşünüzü değiştiriyor. Çok güzel bir kitap. Muhakkak ama muhakkak tavsiye ederim. Ben pek set kullanma taraftarı değilim. Ama yine de çünkü pahalı oluyor. Pahalıdan ziyade bana ne kadar fayda sağlar onu bilmediğim için yine de set eklemek istedim. Grafik tasarım temelleri seti 10 kitap diye geçiyor. Sette yer alan kitaplar, grafik tasarımda dil ve yaklaşım, grafik tasarımda tasarım için araştırma, grafik tasarımda sayfa düzeni, grafik tasarımda tipografi, grafik tasarımda imge, grafik tasarımda renk, grafik tasarımda baskı ve sonlandırma, grafik tasarımda ızgaralar, grafik tasarımda fikir, grafik tasarımda format. Vay be bayağı bir etkileyici. Şimdi ben bunu okumadım. Okumadığım için bir şey diyemem ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İçeriği bayağı güzel. Bana da Instagram'dan bunu önerdiler. Yani böyle baktığınız zaman eğer içerikleri kapağın konusunu karşılıyorsa muazzam bir kitap. Almanızı tavsiye ederim. Burada yine Photoshop'un kitabı var. Hem Photoshop CC 3'te, Photoshop CC Ömer Yıldız hocamızın kitabı. Bu da bende var. Bunu da okuyorum. Bu da tavsiye ettiğim bir kitap arkadaşlar. Alabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz Photoshop kitaptan öğrenilmez. YouTube'dan öğrenilir. Evet haklısınız ama bu kitabı bir de şöyle bir açıdan bakın. Kitap yanınızda farz et internet gitti. Farz edin başka bir şey oldu. Farz edin o an bir şey araştırmanız lazım. O an bir şey kafanıza takıldı. Kitap internetten daha hızlı ve daha faydalı. Ve en azından okumanızı da geliştiriyor.
Buradan arkadaşlar yine diğer bu set gibi, bu da bir set. Görsel sözcükler grafik tasarım seti 5 kutulu diye geçiyor arkadaşlar. Burada da yine ayrılmışlar. Görsel sözcükler temel olarak bir imge ile kelimenin anlamını görselleştirmeklerdir. Görsel sanatlarla ilgili konuların, kavramların, malzemelerin tam olarak anlaşabilmesi için düzgün, akademik, sistemli metinler ne kadar görselliğin önemi de inkar edilemez. Her sözcükte açıklanan 250'nin üzerindeki kelimenin işte bir sürü yazı kursunuz arkadaşlar. Sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Ya dediğim gibi video bu kadar. Videoyu uzatmanın bir anlamı yok. İşte kitapları buradan hallettim. Açıklamasını yazdım. Dediğim gibi merak ettiğiniz şeyler varsa durdurursunuz, okursunuz. Bu kitaplar sonuçta kitap parayla satılan bir şey ve belki bazılarınızın bütçesi var, bazılarınızın yok. Dediğim gibi bütçeniz varsa satın alın. Yoksa da yani dediğim gibi bazılarının PDF'leri de var. Ücretsiz dağıtılan. Siz yine de araştırın yani. Okuyabilirsiniz. Sonuçta buna bir eğitimdir. Okumanın yeri yoktur. Yeter ki okuyun. Videoyu beğendiyseniz ikinci bir seri daha yapmak isterim. Reklamcılık üzerine bu sefer yapmak isterim. Reklamcılık ve markalaşma üzerine yapmak isterim. Videoyu fazla uzatmadan kapatıyorum. Beğendiyseniz beğenerek ve yorum yaparak aynı zamanda eklememi istediğiniz kitapları yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.